Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önce anlattığım ancak ayrıntılı bir şekilde anlatmadığım projeden bahsedeceğim. Bir arkadaşımız ben bu platformu yani sizin hesabınızı yeni takip ettim. Ayrıntılı bir şekilde anlatmamışsın. Diğer bir yorum ise işte bilmeden, söylemeden aslında doğru şekilde anlattığım bir şey. Hayır, %2 depozit fee ücretinden bahsetmeme rağmen hayır o %2 yıllık verdiği APR yanlış anlatıyorsun, berbat anlatıyorsun şeklinde bir yorum aldım. İlk yorum daha şeydi, mantıklıydı. Yeterince ayrıntılı anlatmadım çünkü genel olarak yayınlarımda paylaştığım şeyleri hemen hemen herkes biliyor ya da anlıyor ya da piyasaya hakim. Bu sefer ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Nasıl en baştan itibaren nasıl yapacağımızı anlatacağım. Daha sonra da aşamaları teker teker göstereceğim. Şu an Avalanche diye bir proje var. Avax ağı şu an büyüyor. Solana ağında ekosistemi kaçıranlar için Avax ağı şu an mantıklı. Bu projelerin de büyümesi mantıklı ve bu platformlarda şu an token çıkartma platformları var. Bunlardan bir tanesi en popüleri Avalanche. Avalanche ağında bir Launchpad platformu. Launchpad platformu nedir? Arkadaşlar nerede kalmıştık? Arkadaş için anlatacaktım. Diğer bilmeyen bütün arkadaşlar için de ayrıntılı bir şekilde anlatacağım süreci. Dediğim gibi Avax ağı büyüyor. Solana ağını kaçıranlar ya da işte bundan yararlanmak isteyen arkadaşlar olabilir. Hiçbir şey bilmeden hani en temel şekilde anlatmaya çalışacağım. Proje şöyle ilerliyor arkadaşlar. Avalanche gibi projeler var. İşte bunun benzeri Solana ağında Solanium var. Ondan sonra BSC anda BSC Pet var, BSC Launch var, işte Ada Pet çıktı geçenlerde. Bu projeler var arkadaşlar. Bu projeler bize genel olarak şunu sağlıyor. Diyor ki ben bir token çıkartma platformuyum. Ben güvenilir bir platform olacağım. Bunun sonucunda yeni projeler listelenecek. Diye yeni projeler kendini benimle birlikte kanıtlayacak. Benimle birlikte ön satış bir arz toplayacak. Ben de size bunun karşılığında bu tokenlerden miktarlarda yatırdığınız para kadar token vereceğim. Ama bunların genel olarak bir çalışma prensibi var. Şöyle BSC pet'e girdiğimizde arkadaşlar karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. En temel düzeyde nasıl anlattır o şekilde bir videoyu çevirmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü yeni takipçiler olabiliyor anladığım kadarıyla. Çünkü genel olarak insanlar biliyordu. Bu yüzden anlatıyorum. Şimdi şöyle ekrana girdiğimizde gördüğünüz üzere partnerlerinden bahsediyor. Trompet, Bruise, Chainlink falan filan var. Şimdi burada staking kısmı var arkadaşlar. İşte şu kadar kitledim, bu kadar kitledim falan filan. Bunu ayrıntılı bir anlatmama gerek yok. Burada size anlatmak istediğim temel bir şey bu. Bronz var, işte silver var, gold var, platinum var, diamond var 25 bin adet, 75 bin adete kadar gidiyor. 3 saat önceden diyor mesela 75 binde diyor. Allocation diyor, açık diyor, buradan alabilirsiniz diyor. Bunları yapabilirsiniz diyor, private satıştan bahsediyor, özel bir satış var burada. Hani normal fiyatından mesela ön satışın da üstünde daha yani daha da altında token fiyatını alıyorsun. Mesela 0.1'de satılıyorsa şuralarda siz burada 0.05'ten falan alıyorsunuz falan. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. BSC Pet bunların benzerleri. Mesela şimdi BSC Pet'e tıkladığımızda şöyle Coin Market Cap'e girdiğimizde fiyatını görebiliyoruz. 1 dolar. Şimdi 75 bin adet kitlediğimizi düşünsek market cap'ini görüyorsunuz 79 milyon dolar arkadaşlar. Şimdi tekrar BSCP adresine girersek şöyle PancakeSwap'tan falan alabildiğimizi söylüyor. 75 bin adeti var bunun. Bir de ek olarak arkadaşlar temel düzeyde en baştan anlattığım için biraz daha ayrıntılı anlatmam gerekiyor. Şimdi bu BSCP işte Trompet işte ne olduğunu şöyle anlatabilirim size. Bunlar Binance Smart Chain ağında işleyen projeleri destekliyor. Trompet işte Tron'u ağındakileri destekliyor ama Trompet de büyük ihtimal PEP 20 olması lazım. Değişik bir şey. Ama normal Tron ağında çıkan projeleri desteklemesi lazım. Hani Tron ağını nasıl anlatabilirim? BSCP'de Trompet'i işte ondan sonra cığım işte Moonstarter var. Bunun bu benzeri işte Solanium var. Ve bu ağlar var. Bu ağlarda Solana bir coin mesela arkadaşlar. Solana'yı bir banka olarak düşünün.
İşte Ziraat Bankası, işte BSC, Binance Smart Chain, İş Bankası olarak düşünün. Bu şeylerin, coinlerin, bankaların kendilerine özel hükümet tokenleri var, yönetim tokenleri var. Ondan sonracıma, şurada şunu kapatabilirim, ses gelebilir çünkü. Hükümet token, yönetim tokenleri var. Governance, Türkçe çevirdiğiniz zaman biraz değişik oluyor. Hüküm tokenleri, yönetişim tokenleri var. Siz buralarda işlemler yapılırken, bu ekosistemlere dahil olurken, bu ekosistemlerde, cüzdanlarda işlem yaparken, mesela MetaMask'ta da Ethereum var. Hani MetaMask çoğu cüzdan zaten destekliyor hemen hemen hepsini. Ethereum var. Mesela siz burada işlem yaparken Ethereum Mainnet var. Burada işlemler görüyorsunuz. Bunun temel mantığı bu arkadaşlar. Benim cüzdanımdaki paralara ne olmuş? 3-5 bir şey vardı burada. O gözükmüyordu. Bunlar var arkadaşlar. Mesela Ethereum gaz ücreti var mesela. Şimdi şöyle bir Ether Scan'a girdiğimiz zaman, hani gaz ücretlerinden insanlar şikayet oluyor, şikayet ediyor arkadaşlar. Buradaki şeyle alakalı. Şu an 86 CV diyor. Ortalama diyor. 6 dolar işlem ücreti ödüyorsunuz. Bunu da en temel şekilde şöyle anlatabilirim. Neden böyle bir ücret ödüyorsunuz 6? Şimdi makineler sizi bankada işlem sırası var. Bankada da atıyorum. Ya da en basit şekilde şöyle anlatıyorlar. Diğer şekilde daha kolay. Metroda 100 kişi var arkadaşlar. O metroya bu an binmek isteyen 1000 kişi var. Metro bileti şu şekilde ilerliyor. Herkesin fiyatı 1 dolar. Atıyorum bilet. Ama diyor ki Walmart'ına ben 1,5 dolar veriyorum. Çünkü metro 100 kişi alabiliyor. O an yapabileceği işlem sırası o kadar. Sonra diğeri diyor ki hayır ben 5 dolar veriyorum. Diğeri 6 dolar. Böyle gide gide bu CVE dediğimiz miktar artıyor. Bundan dolayı siz swap işlemi yaparken ya da Ethereum'da başka bir cüzdan işlem gönderirken cüzdandan cüzdana bu 0x'le başlayan cüzdanlarda işlem ücreti ödüyorsunuz. Merkezi borsalarda bu ücreti ödemiyorsunuz. Merkezi borsalarda şöyle oluyor. Merkezi borsadan diğer bir borsa çekerken işlem ücretini o coin üzerinden ödüyorsunuz. Mesela işte Solanium gönderirken Gate.io'dan merkezi olmayan işte bu meta şey Phantom walletler var. O cüzdanlara gönderirken siz orada Solanium üzerinden ödüyorsunuz. Normalde size Solana üzerinden alması gerekiyor. Ama öyle almıyor. Merkezi cüzdanlar bu şekilde ilerliyor. En temel düzeyde anlatmak gerekirse bu ağlar var, bu coinler var, platformlar, ekosistemler var, kendilerini geliştiriyor. Mesela Ethereum şu an 100.000 TPS dedikleri mi? O öyle bir şey olması lazım. Saniye başına, 10 saniye başına yaptığı işlem sayısı 10.000 olması lazım. Tam bilmiyorum, oraya karıştırabilirim. Bu Solana ağında 400.000. Bundan dolayı çok fazla işlem yapabildikleri için Solana ağında işlem yapabilmek çok ucuz. Yani şimdi size şöyle basitçe bir işlem yapalım. Şöyle çok fazla cüzdanımız var şurada. Bir girelim. Mesela şöyle arkadaşımızın cüzdanına girelim. Şimdi şurada port var mesela. Burada port yokmuş. Ondan sonracıma diğer arkadaşımızın cüzdanına girelim. Sol var mesela burada değil mi? Siz burada 0,01 işlem yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu. Estimated cost diyor, işlem ücreti, fee ücreti 0,001. Bu işlemi yaptığınız zaman buradan ya da Raydium cüzdanına bağlıyorsunuz. Bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bu yani fee ücreti. Ama mesela şunun aynısını Uniswap'ta yapmayı deneyelim. Uniswap'ta merkeziyetsiz bir borsa sistemi. Buraya insanlar tokenler ekliyor, likidite ekliyorlar. Ondan sonra acaba likiditeyi de ayrı bir şekilde anlatmam gerekiyor. İş çünkü çok uzayabilir. Mesela şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar size. Buraya girdiniz. Bir inç var. İşte MTO var. İşte ben ne kadar aldım? Şu kadar. Diyelim. Token listeli değil miymiş böyle? Scam mı olmuş? Ne olmuş? Şöyle balancer diyelim. Şimdi burada arkadaşlar tıkladığımızda loading diyor, bekliyor. Ondan sonra daha iyi fiyat alırsınız diyor. Şimdi buraya tıkladığımızda swap'a basıyorum arkadaşlar. Tabii ki de işlemi yapmayacağım ama sağ tarafta MetaMask cüzdanı açılacak. Şimdi şuradan cüzdanımı connectledim, bağladım. Burada bir işlem ücreti çıktı görüyorsunuz. Anlık değişiyor 42 dolar. Sadece burada yapacağım bir swap işlemi 3 dolarlık olmasına rağmen burada 42 dolar. Çünkü işlem sıklığı var. Bu sıkıntı mesela düşebilir 39, 6 dolar, 7 dolar oralarda görebiliyor. Ama böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. İsterseniz buraya tıklıyorsunuz. Şöyle edit kısmına geliyorsunuz. İşte medium var, high var.
İşte Low var. Siz bunun üçünü seçebiliyorsunuz. 40 dolar işlem ücreti ödüyorsunuz. Neyse konu çok dağıldı. Bunlar bu platformlar arkadaşlar en temel düzeyde. Bu da Avax ağında bir proje, token çıkartma platformu. Siz de buraya Avax ekosisteminde ilk en başta çıkacak tokenleri almak istiyorsanız belli bir insanlar market cap oluşturuyor. Mesela şöyle tıkladığımız zaman şöyle satışlar kısmına gelelim. Cüzdanımızı bağladık mı? Şöyle beğenmedi. Çünkü Avalanche ağına geçmemiz gerekiyor. Burada da Avax ağları falan var. Bunlar da nasıl olduğunu size anlatacağım. Şuradan mainnet'ini seçelim. Şimdi gördüğünüz üzere connect dedim. Bağladım. Sizin cüzdanınız bağlanmayabilir. Sizin de bunu yapabilmeniz için şu sağ tarafta expand via var arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Elle eklemek istiyorsanız bir yol daha vardı ama ben hep elle eklediğim için burada custom RPC diyorsunuz. Avax MetaMask diyoruz. Burada tıkladığımız zaman bir ton şey çıkıyor zaten aşağıda. Burada sırayı gösteriyor. Bu bilgileri buraya yazdığımız zaman şu tarafa sırayla bu şekilde yazarsanız bu şekilde yapabiliyorsunuz. Mesela burada da nasıl satış yapıldığını gösteriyor. Ondan sonracığıma. Neyse. Bu sonraki aşama bu cüzdanı bu şekilde ekliyorsunuz. Eğer Avax ağında burada 0x ile başlayıp MetaMask'a bir cüzdan kuruyorsunuz. Daha sonra Avax ağını oradan RPC şeklinde ekliyorsunuz. Şuradan da ağ adresinizi değiştiriyorsunuz. Bunlara bakın arkadaşlar hepsi 0x ile başlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi bunu yaptıktan sonra cüzdanınız oluştu. Cüzdanınızı kurdunuz. Şimdi sisteme girdik. Sales kısmı var. Burada stake etmemizi istiyor. Az önce arkadaşım birisi yok diyor. %1'lik APR'sinden bahsediyorsun falan. Ben buradan bahsediyorum. Arkadaş şuradan APR'den bahsediyor. Ben bambaşka bir şey söylüyorum. O bambaşka bir şey söylüyor. Bu önemli bir husus. Şu anki işte kitlenen miktar 23 milyon doları bulmuş. Şu an Avalanche tokeninin tanesi 4.14. Burası stake yapmamız gerekiyor. Ama stake yapmadan önce belli başlı şeyler yapabiliriz. Yapmamız gerekiyor. Bunlar neler arkadaşlar? Şurada tekrar ana sayfaya tıkladığımızda Register and KYC. Buraya ilk önce site üye oluyoruz. Bu site diğerleri gibi değil. Mesela çoğu şeyde şey oluyor. Cüzdanınızı kilitliyorsun. Solanium'da falan da kimlik doğrulaması var. Ama mesela ben şu an Intersol'da ön satışlara katılıyorum. Orada kimlik doğrulaması yok. Yani kimlik doğrulaması ne demek? Yani sen katıldın. Ondan sonra acaba bunu istismar etme. Ben sana bu kadar vereceğim. Sen gidip başka cüzdanına katılma. Burada tek bir hesabın var. Kimliğini atıyorsun. Ön ve arkasını. Daha sonra da yüzünün fotoğrafını çekiyor bilgisayardan ya da telefonla kod gönderiyor. Bu işlemleri bu şekilde sıralıyorsun. Sonra buraya tıkladığınız zaman mesela kyc.avalanche çıkıyor. Ben yaptığım için büyük ihtimalle bu şekilde işlem bitiyor. Şimdi kyc statüsüm gördüğünüz üzere kyc durumum doğrulanmış bir şekilde. Burada verify wallet diyorum. Burada cüzdanımı doğrula diyorum. Sağ tarafta MetaMask cüzdanı çıkıyor. Login diyorum, onayla diyorum. Bir de tek son bir aşama var. Burada eğer validatörseniz yani doğrulayıcıysanız Avax ağında bunlara özel de ayrıca airdrop yani ön satış hakkı veriyor. Yani eğer siz diyor burada Avax'ta validatör uzun bir hikaye daha farklı bir olay. Token stake ediyorlar insanlar sistemi. Onlara doğrulayıcı oluyor. Buradan fee ücretlerini alıyorlar. Daha sonra bu işlemleri tamamladıktan sonra hesabımıza bizim para atmamız gerekiyor. Para atma olayı ise şöyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi böyle bir cüzdanımızı oluşturduk değil mi arkadaşlar? Hiçbir Binance'da da Avax aldınız. Avax'ı çekeceksiniz. İlk olarak arkadaşlar şimdi şuraya geliyorsunuz. Wallet.avax'da bir cüzdan oluşturuyorsunuz. Burada sizin kelimeleri kaydetmeniz gerekiyor. Ben buradan şöyle giriş yapıyorum. Kelimeleri kaydettim. Size 14'te 12 ya da 24 tane kelime verecek. Onları kaydediyorsunuz. İsterseniz bilgisayarınızı ama böyle bir not defterinize mutlaka kaydedin. Bilgisayarınızdan da silinebilir. Daha sonra buraya geldiniz. Ben şu an Fusion testnetteyim. Daha para yatırmadım. Yatırmayı düşünüyorum. Daha sonra buraya geldikten sonra arkadaşlar şu sizin adresiniz. Cüzdan adresiniz. Tamam mı? Daha sonra eğer siz Binance'dan işlem yapacaksanız eğer siz Binance'dan Avax göndereceksiniz buraya nasıl yapacağız? En temel dediğim gibi anlatıyorum en baştan. Şimdi buraya geldiniz arkadaşlar. Cüzdana girdiniz. Ondan sonra özet
Binance'ı da kullanan var mı bilmiyorum ama insanlar kullanıyor. Ben sadece TR hesabını kullanıyorum. Şimdi şöyle çekme kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Geldikten sonra mesela şu da altta bütün yaptığımız işlemler gözüküyor, hoş olmadı. Neyse, buraya adres çekim anı seçin diyor. Aa, mesela Avax Keychain de varmış. Burada ben bunu görmemiştim. Bu çok iyi. Avax Keychain'i seçerseniz arkadaşlar buraya, yani bu işle uğraşmadan, yani şu X'i yazmadan, önceden yoktu, direkt şu adresi ya da benzerini falan kopyalıyorsunuz. Neredeydi? Buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra çekim anı seçin diyor. Eşleşen ağ hangisi? Avax eşleşmiyor görüyor diyorsunuz. O farklı bir şekilde başlıyor. Avax çiçeğini seçiyorsunuz. PEP 20'ye göndermiyorsunuz. PEP 20'ye gönderirseniz siz Binance Smart Chain ağına göndermiş oluyorsunuz. Yani Binance Smart Chain ağında o ağa wrap edilmiş bir Avax göndermiş oluyorsunuz. O zaman bu platformda işlem yapamazsınız. Sizin buraya göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani burada işlem ücreti daha ucuz diye burayı seçmeyin. Burayı seçiyorsunuz. Burada minimum 0,1 diyor. Orada ne kadar işlem ücreti olduğunu gösteriyor. Bu şekilde işleminizi tamamlıyorsunuz. Daha sonra cüzdanınıza geliyor. Eğer siz burada da işlem yapmak istiyorsunuz, ben bunu da merak ediyorum diyorsanız, siz oraya X chain'inizi yazıyorsunuz. O P chain, şey, C chain'i değil, normal X chain'i yazıyorsunuz. Mesela bakın, bunu kopyaladığım zaman şunu sileyim adresi. Şimdi bunu yazdığım zaman hiçbir aile eşleşmiyor diyor. Çok garip, bir saniye. Ha, Fuji olduğu için bir saniye. Şimdi şöyle mainnet'e geçeyim. Herhalde o yüzden öyle oldu. Normalde böyle bir şey yoktu. Bekliyorum kendine gelmesini. Burada bir de testnet ağı var. Testnet ağı da işte burada işlemler yapıyorsunuz. Ha, burada Avax çıktı. Adı değişti gördüğünüz üzere. Şimdi ben bunu kopyaladım, buraya yapıştırdım. Gördüğünüz cüzdan adresi ilgili ağla otomatik eşleşti. Avax eşleşiyor gördüğünüz üzere. Avax Keychain'in eşleşmiyor. Avax C ile eşleşmiyor. Buradan işlem yaptınız. Gönderdiniz. Sizden de isterseniz şöyle göstereyim. Selecit diyelim. Şu kısma gelelim. Şimdi bizim bu kısım geldiğinde size güzel bir şey göstereceğim. Cüzdanın açılmasını bekliyorum sadece. Wait diyelim, bekleyelim. Hata veriyor. Şimdi MetaMask kısmına geldik. Şimdi burada ben Keychain'de testnet ağında işlem yapacağım. Şimdi testneti seçtim. Benim ne kadar Avax'ım var? 2,24. Şimdi çok güzel. Ben para göndermek istiyorum. Nereye göndermek istiyorum? Şuradaki adresime göndermek istiyorum. 0x ile başlıyor. Mesela benim buradaki adresim farklı. Anlatabiliyor muyum? Buradaki adres farklı. Geldim buraya. Daha sonra send diyorum. Buraya şuradan bir X chain var, bir de Chi chain var arkadaşlar. Şu an cross chain'i diyorum. Mesela bizim paramız X chain'de mi? Şuradan Chi chain'i seçiyorum. Max diyorum şuradan. Gördüğünüz üzere X chain, exchange, bir de Chi chain var. 0x ile başlıyor. Bu şekilde gönderimimi sağlıyorum. Ha, cüzdanım diyor şeyde değil diyor. The wallet is not connect mainnet. Mainnet'te değiliz ki zaten. Tamam, mainnet'i kullanmıyoruz zaten arkadaşlar. Buraya geldik. Chain'den paramız. Ha, Chain'deyiz şu an paramız arkadaşlar. Chain'den bunu çevireyim. Yapacak mı? Bakın şurada kontrat chain'den Chain 0x'e başlayandan import etti. Şu adresime gelecek şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buraya geldi değil mi? İşlem bu şekilde yapıldı. Şimdi tam tersini yapalım. Avax ne kadar varmış burada? Yok olmuş. Bakın gördüğünüz üzere Chi Chain'de 0x'e başlayan yerde yok. Daha sonra tekrar geliyorum.
X chain, P chain'i değil, Chi chain'i seçiyorum. Buradan confirm diyorum. Tekrar işlemim sağlanıyor. Kontrol chain'imin gelmesini bekliyorum. Ve geldi. Hani burada bana uyarı veriyor. Hani mainnet'e bağlı değilsin. Ondan bahsediyor. Daha sonra Chi chain'i seçiyorum. Max diyorum. Burada token adresimi yazıyorum. Ya da ben max demeyeyim. Burada biraz kalsın. Bu testnet de olsa. Şimdi atıyorum. Ne kadardı? 25 diyelim. MetaMask'taki cüzdanımızda ne kadar vardı? 2.24. Şimdi 25 dedik. Adresimizi yazdık. Confirm dedik. Send Location diyoruz. İşlemimizi onayladık arkadaşlar. Bu şekilde gitti. Translation'da da şu kadar fee ödedik. Testnet'ten bahsetmek gerekirse. Daha sonra bu kısma geldik. Gördüğünüz üzere cüzdanımıza geldi. Bu testnet ağı için geçerli. Eğer zaten bu chain eklendiği için böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bu kısmı merak eden arkadaşlar için özel olarak anlattım. Tam olarak her şeyi anlasınlar. Ya eksik bir şey kalmasın diye. Daha sonra siz orada chain'i seçtiniz. Binance'tan cüzdanınıza gönderdiniz. Daha sonra buraya üye oldunuz. Kimliğinizi doğruladınız. O aşamaları anlatmıştım zaten. Daha sonra şu kısma geliyoruz arkadaşlar. Buraya stake yapıyoruz. Şurada bir kısım var. Az önce bir arkadaş demişti bayağı bir. İsterseniz bunu Türkçe'ye çevirerek herkesle birlikte okuyalım. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. İngilizce bunu şöyle çevir. Tüm yeni XAVA mevduatlarında %2 depozito ücreti alınır. Bu ücret mevcut KAVA sahip pay sahiplerine yeniden dağıtır. Uzun vade katılımcıları ödüllendirir ve sulandırmayla mücadele eder. Yani gir çık gir çık yapma diyor, hani anlatabiliyor muyum? Bundan dolayı da hani sana %2 veriyorum, bunu yakmıyorum. Buna daha önce para yatıran insanlara her seferinde dağıtıyorum. Bu çok güzel bir şey. Bu gerçekten güzel bir şey. Bunu uzun vade yatırımcılarını tutmak için çok mantıklı. Bu bakımdan öneriyorum, yani şey, her platformda olması gerektiğini düşünüyorum bu konunun. Bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra %2'yi stake yapıyorsunuz. Yani 100 dolar yatırıyorsunuz, 2 dolar gidiyor. 1000 dolar yatırıyorsunuz işte. 20 dolarınız falan gidiyor. Daha sonra buradan tekrar cüzdanımızı bağlıyoruz. Buradan deposit yapıyoruz arkadaşlar. İşlemimizi tamamlıyoruz. Ancak size daha önce gösterdiğim gibi BSC, PET gibi bunlarda tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 yok. Ancak ne kadar fazla kilitlerseniz yine de size daha fazla alım hakkı verme ihtimali var. Çünkü Kalo Network'ü size buradan diyor ki ben size bu fiyattan satacağım diyor. Buradan diyor open'la açık diyor. Başvurular diyor. Ay, bu süre zarfında token yatırabilirsiniz diyor. Ondan sonra bir de staking roundu falan sanırım. Burada başlayacak mı? Mesela validatör, doğrulayıcı roundu, bir public var. Bir de staking roundu olacakmış. Bu şekilde katılabilirsiniz diyor. Bu süreç bu şekilde ilerliyor. Satış 23'ünde bitiyor. 2021, yani 2023 23'ünde bitiyor. Daha sonra da listelenecektir. Burada bir proje hakkında bilgilere erişebiliyorsunuz. Bu Metaverse bir proje. VR gözlüklerini destekleyen bir proje. Burada da token utility'si varmış mesela arkadaşlar. Neymiş bu? 0.10 bin KLO, işte tier 1 DAO Wallet NFT tokenlerden bahsediyor. Bu ondan sonra acıma 10 bin adetle 75 bin adet KLO kitle, yani bu kadar veriyoruz. Ondan sonra fee ücretlerinden bir şeylerden bahsediyor. Burada böyle bir proje, utility, kullanışlı bir proje. Bunlardan başlıyor. NFT çıkarma projesi. Bakın burada neler, koleksiyon ekliyorsunuz, isim veriyorsunuz, işte dosya ekliyorsunuz, JPEG falan. Yol haritaları da mevcut. Bayağı kapsamlı bir proje. Ben bu projeyi inceleyemedim. Ama keşke inceleseydim. Daha iyi olurdu. VR gözlükleriyle bir dünya yaratmaktan bahsediyor. Bunlar da Metaverse deniyor. Bu tarz paylaşımları Twitter üzerinde anlatıyorum. Ya da anlatan insanlar retweetliyorum. Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bu şekilde ön satışa katılabilirsiniz. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoları da beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.